Nasıl, memnun musunuz? Çok, çok keyifli. Beğendiniz bir programı? Gerçekten. İsterseniz... Sizlerle olmak ne kadar büyük bir... Bizim 6-7 bölümümüz daha var. Devamlı gelebilirsiniz yani. İstediğiniz zaman bekleriz. Yani bizim çağırmamıza bakmayın. Siz istediğiniz zaman gelebilirsiniz. Aslında ben hakikaten çok özür diliyorum. Estağfurullah. 1,5 aydır şey ısrarla... Çıkmıyorsunuz şey... da bir yere. Hayır, değil mi? Israrla şey yaptınız ama benim bir seyahatim vardı. Fransa'ya gittiniz, evet. Geldiniz, evet. Bir Paris'e gitip geldim. O yüzden, yoksa ben 1,5 ay evvel çıkmış olacaktım programınızı. Sağ olun, teşekkür ederiz. Buralara kadar yine de geldiniz. Ben hemen şunu... Bu arada biz daha buradan çıkıp bir de İzmir'e yola çıkacağız. Bizim bir de 8 saatlik yolculuğumuz var. Şimdi onun da kafamda biraz yorgunluğu var, kusura bakmayın. Şeyi soracağım ben size. Şimdi Kadir İnanır Türk sineması için bir mihenk taşıdı, bir şey yaptı, geldi, koydu, evet. Ve devam etti. İşte keza işte Emel Sayın, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik, Filiz Akın, Türkan Şoray, bunlar çok önemli isimler böyle. Hepsinin işte karizmatik bir tarafı vardı. Hepsi Türk sinemasının bir yerine bir taş olarak geldi, konduk. O kaleyi oluşturdular. Banu Alkan'ı ben şimdi kendi ağzınızdan duymak istiyorum. Madem öyle biz söylemeyelim Banu Alkan şöyle şöyle yaptı diye. Kendi ağzınızdan duyalım. Banu Alkan Türk sinemasına ne yaptı? Ne oldu da Banu Alkan ismi bu kadar kalıcı oldu? Ve bundan sonra Banu Alkan ne yapacak? Yani hangi çığırı açtınız Türk sinemasında? Evet. Bizden sonra, biz en son nesiliz. Bizden sonra nesil gelmedi. Yani burada kaldı. Türk sinemasına çok şeyler yaptım. 37 filmim var. Evet. Gecemi ve gündüzümü bir 10 yıl verdim. Yani benim en sevdiğim şey sabah kalkıp işte marmalatlı kahvaltımı etmek. Onu ben 10 yıl yapamadım gerçekten. 3 saat uykuyla 37 filmi sığdırdık. Kaç sene marmalatsız kahvaltı? Evet, bir dakika şimdi. Peki, dinliyorum, peki. Hiç espri yapamadım da bugün 10 kişi. 10 yıl kadar. Şimdi gerçekten o benim söylediğim marmalat meselesi değil. O kahvaltıyı etmek, o keyfi hiç yaşayamadım. 3 saat uykuyla 37 filmi 10 yıl kadar, 11 yılda sığdırdım. Evet. Ve çok da güzel filmler bugün seyrediyorum. Bunlar bugün çok zor hala, yapılır. Hala tabii, yani geçerliliğini kaybetmeyen filmler hala artık gösteriyor. Artık biz en son nesiliz, nasıl geçerliliğini kaybeder, beyaz yapmaz. Hayır, en son nesil olmasanız bile hala geçerliliğini kaybetmez. Oturup, yani onları, evet, hala izlemiyoruz. Evet, defalarca seyrediliyor, bravo. Evet. Ama bundan sonra Banu Alkan şimdiye kadar çocuktu. Banu Alkan'ı tanıtmak istedi. O çocuk aklıyla bir takım şeyler yapmaya çalıştı. Yapmak istediği şeyler belki olmadı, yönlendirildim. İşte ünlü prodüktörlerimiz, yönetmenlerimiz tarafından. Ama bugün benim bu kadar dünya birikimim, bu kadar dünya görüşüm. Tabii biraz da yaş önemli faktör burada. En güzel yaşımdayım ve şu an bu birikimlerimle fevkalade olağanüstü filmler yapmak istiyorum ve yapacağım. Efendim, önce ekran başındakilere, sonra stüdyo konuklara hoş geldiniz.